Bugün 28 Kasım günlerden Salı, Star Ana Haber'le karşınızdayız. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir kez daha Cumhur İttifakı'na olan bağlılığına vurgu yaptı. Yaklaşan yerel seçim öncesi ittifakın başarısı için partisinin seferberlik ruhuyla sahada olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 çıkışı, Bahçeli'nin de bu çıkışa verdiği yanıtın ardından bugünkü grup toplantısındaki Cumhur İttifakı vurgusu daha da önem kazandı. MHP lideri konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de sert tepki gösterdi. Türkiye'de herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir sözlerini tümüyle bütan olan sefil ve soysuz iddia olarak niteledi. Bahçeli, futbol dünyasının ünlü isimlerinin karıştığı fon dolandırıcılığı için de tepkisini yine sert tondan dile getirdi. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir. 50+1 tartışmasının ardından tavrını net bir biçimde ortaya koyan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı vurgusu dikkat çekti. Bahçeli yerel seçimler için hedefini açıkladı. CHP Genel Başkanı demiş ki Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına mühürlüyüm. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu şerefli misyona her zaman olduğu gibi gene taliptir. Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir sözlerinin sahibi CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati alenen kıymak ve kastetmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kesif bir saldırıdır ve suçtur. Bahçeli, CHP'nin HEDEP'le aynı çizgide olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i işlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Spor dünyasının ünlü isimlerinin para kaptırdığı fon dolandırıcılığı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ı hatırlattı. Daha çok faiz gelir elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimize haklı bir öfkeyle neden olmaktadır. İYİ Parti'de yaşananlarla toplumsal olaylar arasında da bağ kurdu MHP lideri. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür. CHP lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısından verdiği mesajlarını, Kürtler daha az eşittir çıkışını tekrarladı. Hatta bu çıkışının kapsamını Aleviler ve muhalifleri de katarak genişletti. MHP lideri Bahçeli'nin kendisine yönelik sert yanıtlarına da kabul etmiyorum diyerek yanıt verdi. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir kardeşim. Tartışma yaratan çıkışını bugün de tekrarladı. Kayyum atanan belediyeleri hatırlatarak başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Rize'de Tayyip Bey'in hemşerileri istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama o belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Muhalifler ve Aleviler de daha az eşittir dedi. Camiler ibadethane kabul ediliyor. Ama Alevilerin ibadethanesi, cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Sünniler eşittir ama bu uygulama yüzünden ve uğradıkları birçok ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir kardeşim. Ülke ocakları Taksim'e çıkar. Tayyip Bey isterse Osmanlı ocakları çıkar.
1 Mayıs olur, sendikalar Taksim'e çıkamaz. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuku uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir kardeşim. Özel MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerini hatırlatarak karşılık verdi. Bugünkü konuşmasında bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Anlaşılan bana soysuz demeye kalkıyorlar. Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, Devlet Bey, pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir. Bu lafı Devlet Bey bana etmedi, kabul ediyorum. Prompter'ına bu cümleyi yazan o metin yazarını da Devlet Bey'in vicdanına ve ahlakına havale ediyor. Sözü İsrail-Filistin savaşına getirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Erdoğan, çağrım sanadır. Bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Ve emeklilere verilen 5000 liralık ikramiye. 5000 TL'nin bir kere değil, her ay verilmesi ve kök ücrete eklenmesi için önergesini verecek. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes dün akşam uzatıldı. Gazze'li siviller 2 gün daha rahat nefes aldı. İki taraf arasındaki rehine takası bugün ve yarın devam ediyor. 2 günde 20 İsrailli rehineye karşılık 60 Filistinli mahkumun serbest bırakılması bekleniyor. Fakat umutlandıran bu gelişmenin ardından Tel Aviv yönetiminden korkutan açıklama geldi. İnsani ara sonrası Gazze'ye daha kapsamlı bir saldırı düzenleneceği duyuruldu. Yani Gazze'li sivillerin yine tek umudu ateşkesin yeniden uzatılması. Ve beklenen oldu. Ateşkesin sonuna geri sayım yapılırken Hamas ve İsrail bir daha anlaştı. İnsani ara 2 gün daha uzatıldı. Ateşkesin 4. gününde Hamas 11 rehineyi daha Kızılac'a teslim etti. Katar rehinelerin çifte vatandaş olduğunu duyurdu. 3'ü Fransız, 2'si Alman, 6'sı da Arjantinli olan grup helikopter ve uçakla İsrail'e götürüldü. Aynı dakikalarda Filistinli mahkumları bekleyenler Ofer Hapishanesi'nin önünde lastik yaktı, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Olayların ardından serbest bırakılan 30'u çocuk, 3'ü kadın, 33 Filistinli mahkum da Batı Şeria'ya geçti. Her takasta olduğu gibi yoğun kalabalık vardı. Otobüs ilerlemekte güçlük çekti. Kavuşmanlarında da duygusal anlar yaşandı. Salıverilen 50 yaşındaki Filistinli esir Ataf Cerafat hapishanede uğradıkları şiddeti anlattı. Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm. Hakaretlere uğradık. Yataksız, battaniyesiz bırakıldık. Öte yandan 2 gün uzatılan ateşkeste 20 İsrailli rehineye karşı 60 mahkumun serbest kalması bekleniyor. Hamas tarafından bugün bırakılacak 10 rehinenin listesi ise İsrail'e gönderildi. Tel Aviv yönetimi insani ara sonrası Gazze şeridine daha kapsamlı bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze şeridindeki askerleri ziyaret ederek daha fazla yıkım sözü verdi. Amerikan Gizli Servisi CIA ve İsrail Gizli Servisi Mossad'sa ateşkesin uzaması için Katar'da bir araya geldi. Fatih Terim'den Arda Turan'a, futbol dünyasının tanınmış isimlerinin karıştığı fon dolandırıcılığı davasına bugün söz sırası Denizbank'taydı. Banka yazılı açıklamayla fon dolandırıcılığının tarafı olmadığını, bahsi geçen paraların hesaplarına hiç girmediğini vurguladı. Denizbank açıklamasında Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde alıkonduğu yönündeki iddiası da yalanlandı. Türkiye'nin gündemine oturan fon dolandırıcılığına ilişkin Denizbank'tan yazılı açıklama geldi. Banka 7 Nisan 2023 tarihine kadar gerçekleşen para transferlerinden haberlerinin olmadığını duyurdu.
Kamuoyunun dikkatine özellikle sunmak isteriz ki şikayetçilerin mağdur olduklarını iddia ettikleri olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan tarihine kadar hiç kimse tarafından konuyla ilgili ne bankamıza, ne BDDK'ya, ne de CİMER'e talep, ihbar veya şikayet iletilmemiştir. 7 Nisan'daki ilk şikayetin ardından inceleme başlatıldı ancak o gün Erzan'a ulaşılamadı. Bir sonraki günse spor dünyasından önemli isimler bankaya gitti. Spor dünyasından olan kişiler kendi eski hocalarının adıyla anılan bir fon olduğunu belirtip Seçil Erzan tarafından kandırıldıklarını ve önemli tutardaki paraları kendisine verdiklerini söylemişlerdir. Aynı toplantıda bulunan söz konusu teknik direktör de "Kızım gibi benimsediğim, evimize giren çıkan Seçil Erzan'ın bu yaptıklarını anlayamıyorum. Kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum" gibi beyanlarda bulunmuştur. Erzan'ın ortada aslında bir fonun olmadığını söylediği, topladığı paraları daha önce para aldığı kişilere ana para ve faiz ödemesi olarak verdiğini, kendisinin de bu yüzden aşırı borçlandığını ve mallarını kaybettiğini belirtti. İncelemeler sonunda Seçil Erzan tarafından işlendiği iddia edilen fiillerin bankamızdaki hesaplar kullanılmaksızın bu kişinin görevi dışındaki ilişkileri kullanarak gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır. Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde alıkoyulduğu iddiaları da reddedildi. Bankamızın alıkoyma ve benzeri tutumu yoktur denildi. Bu beyanatlar bankamız hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine rağmen farklı mecralarda görüşlerimize başvurulmadan, doğruluğu teyit edilmeden ve taraflı olarak kullanılmaktadır. Öte yandan fon mağdurlarından olan iş insanı Bülent Çeviker, Erzan'ın kendilerini Fatih Terim'in ismini kullanarak kandırdığını ifade etti. Canım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine dahil olduk. İddiasına göre Seçil Erzan, paranın kameraların görmeyeceği kör bir noktada teslim edilmesini istedi. Özellikle Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur, duyulursa Fatih Terim'in fonu olduğu. Kesinlikle de bu kişinin gözükmemesi lazım dedi. Kamera alış alanının dışında parayı elden aldı. Dava dosyasındaki ifadelerle devam edelim. Bugün de eski milli futbolcu Semih Kaya'nın verdiği ifade ortaya çıktı. Sanık Seçil Erzan'ın "benden tehditle para aldı" dediği Semih Kaya'ya ulaştırılan para dolu çantanın içinde bir de GPS cihazı vardı. Mayıs ayında daha soruşturmanın ilk günlerinde Star Haber'de özel haber olarak izlediğiniz bu ayrıntı şu an dava dosyasının içinde yer alan en önemli delillerden biri, belki de birincisi. Olayın zaten aydınlanmasının bir nedeni de bu çantalardan biridir. Müvekkilimce konulmuş bir GPS cihazı mevcuttur. İşte o küçücük cihaz kıvılcımı ateşledi, milyonlarca dolarlık vurgunu ortaya çıkardı. Futbol dünyasını sarsan fon dolandırıcılığı davasının kritik isimlerinden biri olan futbolcu Semih Kaya'nın savcılığa mağdur sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Seçil Erzan'a fon için 6 seferde toplam 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini söyleyen Kaya'nın ifadesindeki en ilginç detay, Erzan'dan aldığı para dolu bir çantadan çıkan GPS cihazıydı. Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim fakat Seçil müdür "çanta sende kalsın" dedi. Semih Kaya daha sonra Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru aracıyla yola çıktı. Takip cihazını işte bu sırada fark etti. Seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce korktum. Beni takip ettiklerini düşündüm. İşte o takip cihazı bir anlamda fon dolandırıcılığını da deşifre eden cihaz. Çünkü bu cihaz iş insanı Atilla Baltaş'a aitti. O da Seçil Erzan'ın iknasıyla fona para yatıranlardan biriydi. Müvekkilim bu tutuklu olan banka müdürüyle tanışıklığı çok eski. Müdürün kapalı bir fon, daha avantajlı nispeten faiz imkanları var şeklinde söylemlerle maalesef kandırmıştır. İş insanı Baltaş daha önceden yaşadığı bir hırsızlık olayı nedeniyle kendince önlem almıştı. Seçil Erzan'a gönderdiği para dolu çantaya bu sebeple takip cihazı koydu. Yani yolda başına bir şey gelmesin diye. Ancak çanta futbolcu Semih Kaya'da çıkınca o da şaşkına döndü. Aklında tek bir soru vardı. Fon için gönderdiği para çantası neden başka bir müşteriye verildi?
Sorusuna tutarlı bir yanıt alamayınca Seçil Erzan'dan şikayetçi oldu. İşte futbol dünyasını sarsan soruşturma da böyle başladı. GPS'lik tedbir tabii ki milyonluk vurgunun da önüne geçmiş oldu. Seçil Erzan için her şeyin bittiği tarih ise 7 Nisan. İş insanları dahil birçok alacaklı bankanın kapısına dayanınca yolun sonuna geldiğini anladı. İfadesine göre Çorlu'daki evinde intihar etmeyi düşündü ancak annesini görünce fikrini değiştirdi. 3 gün sonra da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fenomenler soruşturmasında 3. perde açıldı. Bolat çifti ve Candan kardeşlerin ardından lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medyanın bir başka fenomen çifti. Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da soruşturma başlatıldı. Tıpkı diğerleri gibi Öz çifti de örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçırmakla suçlanıyor. İlginçtir, bu çiftin de sahip olduğu bir güzellik merkezi var. Alo Tayyar Bey. Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz. Bayıldık. Belki de bayıldık. En çok konuşulan videoları bu olmuştu. Sıra bu kez onlara geldi. Fenomen soruşturmalarının son halkasına lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Tayyar Öz'le Özlem Öz çifte eklendi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan sonra başsavcılık bir kez daha düğmeye bastı. Yaşadıkları lüks hayatla dikkat çeken ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen ortopedi doktoru Tayyar Öz ve eşi Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı. Öz çiftinin birbirine aldıkları süper lüks ve pahalı hediyelerle çektikleri videolar sosyal medyada ilgi odağı oluyordu. Güzellik merkezi sahibi de olan Öz çifti suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan bu örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek gibi iddialarla suçlanıyor. Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalarda satan Öz çifti sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Bir gelişmede Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi diye paylaştığı bu fotoğrafla ilgili yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu fotoğrafta yer alan fenomenlerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı talebinde bulundu. Yaşa bizim gibi paşa paşa, keş cebimdeki size kalın. Fotoğrafta kimlikleri tespit edilenler arasında Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz Merve Korkut çifti, Tolunay İleyda Topal çifti, Ömer Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. İstanbul ve çevresi için bir kez daha şiddetli yağış ve fırtına uyarısı var. AKOM bu akşamdan itibaren etkili olacak kötü hava koşulları nedeniyle İstanbulluları uyardı. Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek 56 seferin iptal edildiğini açıkladı. Çanakkale Boğazı ise fırtına yüzünden gemi geçişlerine kapatıldı. Karadeniz bölgesi de fırtınanın etkisi altında. Trabzon'da sahilde fotoğraf çekerken dalgalara kapılan iki gençle Rize'de odun toplarken denize düşen kadın kayıp. Karadeniz'in sahil şeridi şiddetli fırtınanın etkisi altındaydı. Deniz kabardı, dalgalar metrelerce yükseldi. Kameraların kaydettiği görüntüler tsunami'den farksızdı. Dev dalgalar araçları savurdu. İki ilde 3 kişi kayıp. Arkadaşlar denizden gitmiyoruz ha, yoldan gidiyoruz. Ha, otobandan gidiyoruz arkadaşlar. 16 yaşındaki iki lise öğrencisinin dev dalgalar yutmadan önceki son görüntüleri bunlar. Dalgaları arkalarına almış, mendireğin uç kısmında yan yana fotoğraf çekiyorlardı. Dakikalar sonra gözden kayboldular. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'la Emir Berke Aşı arama çalışmalarının ikinci günü. 40 kişilik ekip bölgeyi didik didik arıyor. İki lise öğrencisinden hala haber yok. Rize'nin Ardeşen ilçesinde de kayıp haberi geldi. 52 yaşındaki Zeynep Bekar sahile vuran odunları toplamak için deniz kenarına gitmişti. Bir daha geri dönmedi. İki günden beri kaçamak, benden
kaçamak gidiyordu, toplamaya gidiyordu yani. Bir tane çizmesini buldular. Umudumuz yok ama... Taşlıdere mahallesinde ağlarını kurtarmaya çalışan 4 balıkçı dalgalara kapılmaktan son anda böyle kurtuldu. Bir başka noktada 17 yaşındaki genç arkadaşıyla sahile fotoğraf çekmeye gitmişti. O da bir anda dalgaların arasında kaldı, canını zor kurtardı. Böyle dalga bana vurdu, ben zaten böyle takla attım, düştüm yere, telefon böyle. Rize Fındıklı'da sahildeki tesise vuran dev dalgalar ünlü çıkanı devirdi. Artvin'de de dalgalar sahil yoluna taştı. Seyir halindeki bir sürücü yola girmeyin diyerek uyarı videosu çekiyordu. Deniz su geldi. Gidemiyoruz arkadaşlar. Yollar kapalı. Tam o anda dalga vurdu geçti. Arabanın içi falan su oldu. Yani çok korktum yani şahsen. Ben arabadan inmeyi bile düşündüm. Dalga arabaya vurdu mu arabayı oynatıyordu. Fırtınanın etkili olduğu noktalarda tahliye, temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Dev dalgaların ulaşıma kapattığı Karadeniz sahil yolunun birçok noktasında trafik normale döndü. Fırtına Hatay, İskenderun'da da etkisini yitirdi ancak ilçe Venedik'e döndü. İkisi de evliydi. Birinin 3, diğerinin 2 çocuğu vardı. Yasak aşk yaşayan komşular 8 ay önce ailelerini terk ederek birlikte kaçtı. Fakat çok geçmeden 44 yaşındaki adam eşine ve çocuklarına geri döndü. İki çocuk annesi kadınsa ailesi tarafından affedilmeyince deyim yerindeyse ortada kaldı. Ve dün yasak aşk cinayetle sonuçlandı. 28 yaşındaki kadın uğruna ailesini terk ettiği yasak aşkına kurşun yağdırdı. Yandım diye bir ses geldi. Hasan abinin sesiydi. Ondan sonra ses kesildi. Zaten camı bir açtım. Yatıyorduk. Yasak aşk yaşadığı kadın tarafından evinin önünde öldürüldü. Eşi ve çocukları o sırada evdeydi. 7 kere silah sıkmış. Kuyusuna dek gelmiş. Yani ben baktığımda ağzına kan geliyordu. Yasak aşk cinayetinin adresi Ankara'nın Mamak ilçesi. 44 yaşındaki Hasan Doğan evli ve 3 çocuk babasıydı. İddiaya göre yan binada yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan'la gönül ilişkisi başladı. Bir tane kadınla arkadaş oldu yan binada. Ama kadın sürekli sevdim diye rahatsız etti. Ya beni alacaksın ya da seni öldürtürürüm falan diye tehditler yapmış. Çift yaklaşık 8 ay önce çocuklarını ve eşlerini geride bırakıp kaçtı. Önce bir kaçtılar. İşte o kadının tarafı tehdit etti. Bizim kızımızı bırakmazsan biz de senin karını götürürüz, vururuz diye. Hatta geldiler, burayı bastılar. Tehdit etmiş kızın ailesi. Tehdit edince karakola bırakıyor. Ondan sonra adam tekrar geldi, evine döndü 2 ay sonra. Karısı affetti, barıştılar. Neşe Beydoğan'ın eşi ise aldatan karısını affetmedi. Çocuklarını da alarak onu terk etti. TikTok'lardan falan, Face'lerden yazmış seni vuracağım diye de. Öyle de tehdit etmişti. Benim yuvam yıkıldıysa seninkini de yıkacağım, seni de öldüreceğim diye hep tehdit yapıyormuştu. Genç kadın elindeki silahla eski sevgilisi Hasan Doğan'ın evinin önüne geldi. 3 çocuk babası Hasan Doğan işten çıkıp eve gelmiş, arabasını işte buraya park etmişti. Aracındaki eşyaları alıp evine doğru gitmek istemişti ancak iddiaya göre gönül ilişkisi olan kadın tarafından tam bu noktada 6-7 el ateş açılarak öldürüldü. Katil zanlısı kadın suçunu itiraf etti. Doğan'ın cenazesi ise Ortaköy mezarlığına defnedildi. Gönderileri yetiştirmek için hız yapan motokuryeler bazen öyle tehlikeli manevralar yapıyor ki hem kendi hem de karşılarına çıkanların hayatlarını büyük riske atıyor. Buna örnek gören İstanbul Pendik'ten geldi. Yayalara yol veren minibüsü sollayan motokurye neredeyse o yayaları eziyordu. Kameralar önce ucuz atlatan kazayı sonra motokuryenin hem suçlu hem de güçlü halini kayda aldı. Ya sen ne konuşsan kamera açıktır, haksızsın, yola atmışsan konuşma, yaya geçidi yoktur. Neyse ki hızlı çarpmadı. Sendeleyen yaya yere düşmekten son anda kurtuldu. Daha sonra hem yayalara hem de onlara yol veren servis şoförüne demediğini bırakmadı. Sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsan? Bana kadının arasındadır. Ya kadının arasında hiç
Tam senle konuştu. İstanbul Pendik'te bir servis şoförü yayalara yol verdi. Ancak yayalar yolun karşısına geçerken servis aracını ters yönden geçmek isteyen bir motokurye ellerinde poşetler olan adama hızlıca çarpmaktan son anda kurtuldu. Ya sen ne konuşsan, kamera açıktır, haksızsın, yola atmışsan, konuşma, yaya geçidi yoktur. Motosikletli önce tepki gösteren yayaları azarladı. Ya araba duruyor da sen nereye fırlıyorsun be? Ya sen ne konuşsan, kamera açıktır, haksızsın, yola atmışsan, konuşma, yaya geçidi yoktur. Daha sonra da servis şoförüyle tartıştı. Hata benim hatamdır, sen ne yapıyorsan olaya? Afgan kesmişsiniz, Polat Alamdar olmuşsunuz, ne değilsiniz? Lan geç diyor. Tamam sen ne mi? Gitsene yoluna. Adamları adam izinle mi gitsin? Allah Allah. La hepiniz ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Abi hakkını helal et. Bir şeyin var. Hastanelik bir şeyin var. Götürürüm seni. Sen de helal et. Yok çok sağ ol. Abi bir şey dememişsin. Gelmiş laf ediyor bana. Hayırdır? İş makinesinin direksiyonda öfkeden deliye dönmüş bir operatör var. Önünde ise kovaladığı mesai arkadaşları. Şantiyede çıkan kavganın ardından yaşandığı bu köşe kapmaca. Neyse ki greyder kimseyi ezmeden operatörün siniri yatıştı. Tartıştı, işçileri kepçeyle kovaladı. İş makinesi operatörünün öfke patlaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzmir'in Konak ilçesindeki bir şantiyede inşaat işçileriyle iş makinesi operatörü arasında iddiaya göre yük taşıma gerilimi çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Öfkeli operatör aracına binip işçileri kovalamaya başladı. Önüne çıkan şantiyenin demir kapılarını da yerinden söktü. Hırsını alamayan kızgın operatör şantiyedeki yapıları da hedef aldı. Mesai arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği operatör aracından inince herkes derin bir oh çekti. Kovalama anlarında değil ama öncesinde çıkan kavgada hafif yaralanan iki işçi ise hastanede tedavi altına alındı. Bazı özel okulların ders kitaplarına fahiş fiyat istediğini daha önce de haberleştirmiştik. Bu uygulamaya kanıt örnek Adana'dan geldi. Okuldan satın aldığı ders kitaplarına 15 bin lira veren bir veli, aynı kitapların piyasada 2 bin liraya satıldığını belirledi. Ardından da konuyu yargıya taşıdı. Okul hakkında soruşturma açıldı. Düşünsenize hiç içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir kutuya 15 bin lira veriyorsunuz. Piyasa değeri 2 bin lira olan okul kitapları için 15 bin lira istediler. Fahiş kitap ücretiyle velileri şaşkına çeviren özel okul işte bu noktada sert kayaya çarptı. Milli Eğitim okul hakkında soruşturma başlattı. Düşünün, Türkiye'de sadece bir tane kırtasiye ile anlaşıyorlar. Ve biz sadece o kırtasiyeden çocuğumuzun kitaplarını alabiliyoruz. İlginç olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Avukat Nazan Akça Subaşı 9 yaşındaki kızını özel bir okula kaydettirdi. İddiaya göre kayıt işleminin ardından Subaşı ders kitapları için okul tarafından özel bir kitapçıya yönlendirildi. Ardından da kitapçı 15 bin liralık fatura çıkardı. Kırtasiyeye dedim ki ben kitap listesini görmek istiyorum. Kitap listesi veremiyoruz, kutuyu alacaksınız. Yani kutunun içinde ne olduğunu görmemiz için o kutuyu satın almamız gerekiyor. Subaşı okul yönetiminden kitap listesi istedi ancak okul idaresi bu teklifi reddetti. Dahası kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez denildi. Kitapları almak zorunda kalan avukat anne piyasa araştırması yaptı. 15 bin lira diye satılan okul kitaplarının aslında 2 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ben kutuyu aldım. Kutuyu aldığımda da içinden çıkan kitapları dışarıdan temin etsem ne kadar tutar diye hesapladım. Maksimum 1500 ya da 2000 lira gibi bir tutar. Konunun yargıya taşınmasıyla beraber Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul hakkında soruşturma başlattı.
Bu olay bir defa son derece hukuksuz, birçok yasaya aykırı. Özel öğretim kanununa göre alınacak kitap, kırtasiye, kıyafet gibi, yemek gibi ek hizmet ve ürünler veli onayına tabidir. Veli dilediği yerden alabilir. Rekabet kanununa da aykırı. Bir yerde 2000 lira, bir yerde 15 bin lira. Veliye gidip oradan alacaksın baskısı kurulamaz. Sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalarak ölen 10 yaşındaki kızın ailesinin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme sorumlulukları olduğu gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği'ni yaklaşık 4 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. Yaşındaydı Mahram Elin Pınar. Antalya'da geçtiğimiz yıl Mart ayında sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalmıştı. O kazada ağır yaralandı Mahra ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti. Sağ bacağı paramparça olmuş ve 23 günlük hayat mücadelesinin sonucunda kaybetmiştik. Kızlarını kaybeden Pınar ailesi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Valilik hakkında dava açtı. İdare Mahkemesi sorumluluğu bulunan kurumların Mahra'nın ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. %100 oranında kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Mahkeme ailenin kusuru ya da ihmali olmadığına da vurgu yaptı. Acılı anne baba duruşma çıkışı hakimin verdiği kararı duyururken buruktu. Bu davayı açmamızdaki amaç bu konuda idarelerin bir önlem almasını sağlamak. Trabzonsporlu futbolcular Sivasspor maçı sonrası uçakları rötar yapınca havalimanında 2,5 saat beklemek zorunda kaldı. O sırada hepsi acıktı fakat kafeterya kapalıydı. Sporcular bir notla birlikte kapalı kafeteryadan aldıkları yiyeceklerin parasını tezgaha bıraktı. Bir tane daha. Yeşil olandan aynen. Bir tane daha. Sivas deplasmanının ardından Trabzonsporlu futbolcuları taşıyacak uçak buzlanma sebebiyle rötar yaptı. Aradan yaklaşık 2,5 saat geçti. Sivas maçından sonra saat 11 çeyrek gibi havalimanına vardık. Şu an saat 2'ye geliyor ve hala uçağı bekliyoruz. Karnı acıkan bordo mavili futbolcular havalimanının boş olan kafeteryasına girdi. Büfeden çikolata ve bisküvi aldılar. Ayrılmadan önce bir de not yazıp bıraktılar. Kulağın önüne koysana. Şu araya koyayım ya da. Oğlum adam görmemesi için saklasın. Koysana onu kulağın önüne. İyi akşamlar. Çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı. Sabah kafeteryayı açan işletmeci notu görünce çok duygulandı. Helal etsinler abi, kimsenin hak geçmesin. Kat kat helali hoş olsun zaten. Notu çerçevletip hatıra olsun diye asmayı düşünüyor. Bir sonraki sefere de futbolcularla yüz yüze tanışıp imzalarını almayı istiyor. Bize de sürpriz oldu aslında. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz çünkü. Burada da ihtiyaçlarını karşılamışlar. Parasını da fazlasıyla bırakmışlar. Helal etsinler abi, kimsenin hak geçmesin. Baltalı ev sahibi, uçakta kabus anları, çalıntı otobüs ve forklift faciası. Yurttan derlediğimiz haber turumuzun başlıkları. Kocaeli'de ev sahibi 2 ay önce satın aldığı evinden çıkmayan kiracısıyla önce telefonda tartıştı, sonra ikili dışarıda buluştu. Tekmeli yumruklu kavganın ardından doktor olduğu belirtilen ev sahibi iddiaya göre aracının bagajından aldığı baltayla kiracısına saldırdı. Kiracı hastaneye kaldırıldı, ev sahibi gözaltına alındı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kelime-i şehadet getirenler, çığlık atanlar. Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı olumsuz hava koşulları yüzünden Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcuların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gitti gitti. Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı? Bursa'daysa 40 yolcu Anıtkabir ziyareti için Ankara'ya doğru otobüsle yola çıkmıştı. Evrakı incelenmek üzere İnegöl'de durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bu akşam mı? Nereye gidiyordunuz? Ankara'ya. Anıtkabir'e. Bir hafta önce Van'dan çalındığı belirtilen otobüs emniyetin otoparkına çekildi. Sürücü karakola götürüldü. Mağdur olan yolcularsa tur firmasının tahsis ettiği otobüsle evlerine döndü.
Adres Isparta. Bir fabrikada forklift sürücüsü geri manevra yaparken 61 yaşındaki tır şoförü Erol Saygıvar, Dorsey'nin brandasını kapatıyordu. Dorsey ile forklift arasında sıkışan şoför kurtarılamadı. İfadesi alınan diğer sürücü serbest bırakıldı. Covid-19'un ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'de yeni bir salgın daha belirdi. Genellikle çocuklarda görülen yeni hastalık zatürreye benziyor ve tıpkı korona gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Yüksek ateşle belirti gösteren hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü Çin'den acil açıklama bekliyor. Hastaneler doldu taştı. Çin'de yine gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Dünyaya yeni salgın endişesi sardı. Son haftalarda Çin'de özellikle çocuklarda görülen solunum yolu hastalığı ürkütücü seviyelere çıktı. Hastaneye başvurular artınca uzun kuyruklar oluştu. Hastalar 2 saat sırada bekleyince farklı kentlerden doktorlar Pekin'e gönderildi. Uzmanlar yoğunluktan dolayı çapraz enfeksiyona karşı uyardı. Hastalığın belirtilerine gelince. Çok ama çok sayıda hasta var. Öksürmüyorlar ve ilk etapta belirti göstermiyorlar. Sadece yüksek ateşleri oluyor. Bazılarının akciğerlerinde nodüller oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü Çin'den alınan bilgiye göre son hastalıklarda alışılmadık patojen olmadığını söylese de bugüne kadar rastlanılmayan farklı patojenler olduğu da iddia edildi. En son Çin'den bu tür belirlenemeyen zatürre vakalarının arttığına dair haberler geldiğinde Aralık 2019'du ve o zaman da COVID-19 ortaya çıkmıştı. Türkiye'de ise yine çocuklar arasında hızla yayılan bir başka salgın var. Adı RSV. Bağışıklığın zayıf olduğu bir anı bekleyen hastalık akciğerlerde kendini gösteriyor. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar içinse risk oluşturuyor. Nesi var bu güzel kızın? Ateşi var. Abisi, ablası var mı? Evet, okula giden abimiz var. Büyük bir ihtimal oradan geliyor zaten. Senin ateşin mi var biraz? Başka ne var? Yorgun hissediyor musun kendini? Sulanmış gözler, kırmızı burunlar ve sürekli öksüren minikler. RSV virüsü acillerde kendini gösterdi. Bugünlerde geliyor mu size RSV hastası çocuklar? Oldukça fazla geliyor. Çünkü şu an tam zaten ayları, Kasım Aralık'tır bu hastalığın başlangıç zamanları. Şu an benim yoğun bakımda da yatan hastalarım var. RSV nedeniyle yatan hastalarım var. Poliklinikte de gördüğüm hastalarım var. Bayağı geliyor, sıklığı çok arttı. Sürekli ateşi çıkıyor 2-3 gündür. Evde düşürmeye çalıştınız bir süre herhalde. Tabii, soğuk uygulama yaptık, duşa soktuk. 39.9'a kadar yükseldi. Oldukça inatçı bir ateş. Evet, girdik, muayenemiz olduk, serum bağlayacaklar birazdan. İşte RSV'nin o belirtileri. Normal bir nezle grip gibi başlayıp, işte burun akıntısı, hafif böyle öksürükle başlayıp, daha sonrasında çok ciddi akciğer enfeksiyonlarına ilerleyebiliyor. Kötü bir öksürüğü var. Ara ara ateş oluyor. Buradayız bugün, okula da gidemedik. Sen nasılsın yakışıklı? Serum falan aldık şu anda. Biraz daha iyiyiz. Ateşimiz bizim de gece düşmedi. Uzmanlar RSV'nin çok iyi takip edilmesini istiyor. Çünkü kısa sürede ciğerleri tutabiliyor. Öncelikle sıvı tedavisini öneriyoruz. Hastaların çok güzel takip edilmesi gerekiyor. Evet. Çok hızlı bir şekilde ilerleyip oksijen destek ihtiyacı gösterir noktaya kadar gelebilen bir hastalık. Kulak iltihabı gibi, akciğer iltihabı gibi. Öyle durumlar gelişirse mutlaka antibiyotik tedavisi de yanında gerekiyor. RSV özellikle bebekler için büyük risk. Çocuk acillerdeki yoğunluğun ismi bugünlerde RSV ve bu virüs özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ciddi problemlere neden olabiliyor. Prematüre bebekler çok büyük risk altında. O yüzden zaten 29 haftanın altında bu hastalıktan korunmak için geliştirilen bir aşı var. O aşı için biz rapor çıkartıyoruz ve bununla beraber bunun uygulamasını yapıyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 18.15'te Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.